Merhaba Şifrenet izleyenleri, bugün oldukça ilginç ve keyifli bir video ile karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bu videoda 5600 TL fiyata sahip iPhone 7 Plus ile, evet çok yeni bir telefon değil ama fiyatı yüksek, bu fiyattaki bir iPhone 7 Plus ile benzer fiyat aralığında alabileceğiniz yeni ve güçlü Android modellerini karşılaştırıyoruz. Bir tane Galaxy Note 9, bir tane de Huawei P20 Pro var. Bu telefonlarla PUBG oynayacağız ve ısılarını karşılaştıracağız, performanslarına göz atacağız. iPhone 7 Plus yaklaşık çıkmasının üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen hala 5600 TL gibi bir fiyata sahip. Bu fiyatları Android tarafına baktığımızda Galaxy Note 9 gibi bir akıllı telefon alabiliyorsunuz. 500-600 TL daha uyguna, yani 5000 TL bandında da Huawei P20 Pro gibi bir telefonda satın alabiliyorsunuz. Bu telefonları karşılaştırmak ayrı bir video konusu. Çünkü birebir birbirleriyle rakip telefonlar değil ama bu fiyat segmentinde iOS bir telefon almak istiyorsanız iPhone 7 Plus ya da biraz daha fiyat ekleyerek 8 Plus almanız gerekiyor. Android tarafında da bu fiyatlara Galaxy Note 9 ve P20 Pro gibi, tabii başka telefonlar da var, satın alabiliyorsunuz. Peki çıkmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçen iPhone 7 Plus PUBG'yi nasıl oynatıyor? Hangi ayarlarda oynatıyor? Aynı ayarlarda Galaxy Note 9 ve P20 Pro'ya göre nasıl performans gösteriyor? Ne kadar ısınıyor? Bunların hepsini sizler için test ettik. Bir kronometremiz olacak. Kronometrede de oyunu ne kadar oynadığımızı göreceksiniz. Ayrıca ara ara telefonların ısılarını da ölçeceğiz. Hepsini göreceksiniz. Yani ayarlar aynı. Performanslarına bakacağız ve hepsinin ısı durumlarına da bakacağız. Ayarları da ekranda görüyorsunuz. HDR modunda oynuyoruz. FPS değerleri de yüksekte. Ayrıca renk tonu olarak da renkliyi seçmiş bulunmaktayız. Bu iddialı ayarlarla bakalım iPhone 7 Plus nasıl bir performans gösterecek? Ayrıca diğer Android telefonlar nasıl bir performans gösterecek? Evet, şimdi üçümüz PUBG'ye başladık. Aynı haritadayız. Aynı şekilde oynuyoruz. Ayarlar da aynı. iPhone 7, Note 9 ve P20 Pro'da şimdi PUBG'yi güzel bir şekilde oynayacağız. Kronometremizi de açtık. Oyun süresiyle beraber daha sonra ısı testi de yapacağız. Hepsini ölçeceğiz. Ayrıca grafikler de aynı. Performanslarına da bakacağız. Nereye atlıyoruz Umut? Prison diyorum. Niye? Böyle yapınca sanki daha uzağa gidebiliyormuşum gibi hissediyorum ama... Yavaş atlıyoruz ama şu an biz. Ama şöyle baktığın zaman da sanki gidiyoruz. Hız tutkunları için biraz hız yapalım. Abi herkes dağılsın. Yani ben depoyu seviyorum. Aha adam. Aa, benim olduğum evde dürbün var. Mefta arkadaşlar. Ama tüfek yok abi, sadece tabanca ile geziyorum ya. Bot mu öldürdüm ben acaba ya? Abi ben bir binaya girdim. Oğuz hani, burada SKS bıraktım işaretleyeyim mi? Giriş o giriş yani. Çıkamıyorum yani bir adam. Şu an ben iki tane olduğu adam öldürüyorum sizi kurtarmak için. Bana bir yerden sıkıyorlar. Ben kaçtım o yüzden böyle geri. Seni ben kurtardım Oğuz. Böyle ben bayağı... Çok güzel silahlar var bu arada. Vektör falan var yerde. Abi ben o kadar bulamadım ki yani. Bence çok seçicilik yapıyorsun. Seçicilik yapmıyorum. Hiçbir silaha denk gelmedim yani. Bu arada oyun alanına bayağı uzağız. Ben bir şuradan araba alıp geleyim. Gel bizde bir silah. Sen nerede silah vardı? Sizde. Depoların içinde ben bıraktım. SKS de var. Başka adam var mı oralarda? Ben şu tepeye doğru bir çıkayım diyorum ya. İnsan kaldı mı burada bizden başka? Bilmiyorum. Yani yok gibi, iki bot öldürdüm ben. Ya ben bayağı oynamıyorum ya. Oynamayı unutmuşum. Benim arkamda mısınız? Yoksa biri bana sıkmaya mı geliyor? Yalnız her zaman olan arabalar şimdi yok. Bana doğru gelebilir misiniz haritadan bakıp? Sen kaç numaraydın ya? Ben bir. Çünkü hiç araba namına bir şey yok. Beyler alan nerede? Oo, biz alana... Farm'a bir gidelim, farm'a doğru şöyle. 4 numara bizden değil değil mi? Biri bana sıkıyor beyler. Tolga neredesin? Sen çok uzakta kalmışsın abi. Gelelim mi sana doğru? Sen gel Tolga, ben seni yalnız koruyorum. Yalnız bana da sıktı biri. Nereden sıktıklarını anlamadım ama. Beyler bekleyin de. Bekliyorum ben seni. Abi benim bulmuyorum. Ben yine ya. Bana sıkıyorlar. Karşınızda da adamlar var. Oğuz. Ben iki insanın arasında kaldım. Artık adam mı öldürsen biri biraz? Şu an bana sıkıyor, ben öleceğim şimdi. Ben adamı biraz görmedim adam ya. Biraz adam mı öldürsen Oğuz? Sen vurdun mu? Vurdum da yani.
Abi ben niye hem Tolga'yı koruyup hem seni koruyamam. Tolga arkanda adam var. Ben seni koruyorum. Devam et. 8x var. Bir tane çaktım. Hop öldürdüm. Helal olsun Umut ya. Bir tanesi baygın kalmış. Var mı silahları ya? Ben çok silahsızım yani. Gel şuradakine bakalım. Gidiyor muyuz millete? Neredesin Umut? Şu anda bir tanesinin cesedinin başındayım. Şu arkadaşa bindim. Beni niye almadan gidiyorsunuz? Bir de siz neyle gidiyorsunuz? Bu iki kişilik ya. Evet, o zaman ne yapacağız? Umarım yani? Oğuz dört kişilik bir araba bulup... Dur ben bu adam bizden abi, değil. Abi atlama canım, canın gidecek. Ben biraz can şey yapayım. Pompalayayım kendime. Neyse Tolga seni koruyor galiba. Az kaldı. Bu arada oyun alanı daralıyor arkadaşlar. Çok durmayalım. Senin kaç leşin var abi? Benim hiç yok. Benim de yok. Benim doğru düzgün. Ben araba buldum ya bir tane. Alayım mı? Jeep. Bulduysan al. Süper. 4 kişilik hem. Ölmezsem olurum. Beyler şu anda sizin yanınıza geldim. Ben niye gördüm? Son ses müzikle. Bağcılar tarzıyla. Bak nereye gidiyorum biliyor musunuz? Poçinki'ye doğru değil de köprüye doğru şuraya açtım bir tane. Bir korna çal istersen arkadaş gelmiyorsa biz devam edelim. Şuraya doğru gidiyorum. Sen oldu. İleri sürüş eğitimi almıştın yanılıyor muyum? Eskiden evet. Göster Türk'ün gücünü Tolga. Tam bunun üzerine. 23 kişi kaldı mı? 22. 3'ü de biz olduğumuza göre hatta 4'ü pardon. Kalır 18 kişi. Peki hiç adam öldürmeden birinci olursam? Puan alamazsın bence diye düşünüyorum. Sonuç olarak birinci olmak önemli. Ben şu an böyle alttan bir ısı hissediyorum yalnız. Sizde durum nedir bilmiyorum ama. Bende hiç ısınmadı. Yani çok altta böyle bir hafif ama minyak. Şimdi benim arka cam. Bu da cam. O zaman. Benim tahminimce benim telefonunuz şu anda 29-30. Yanlışlıkla basmayın. Civarıdır. 29-30 olması. Ben UMP'ye dürbün. Bu kadar oynayamam ama. Ben Note 9'u sevdim oyun oynatma konusunda açıkçası. iPhone 7 Plus'ta böyle Umut'a bakıyorum şaşırttı beni. Yani bir de şu dürbüne falan bakarsın. Silah değiştiriyorum, dürbün açıyorum bir anda. Şimdi herhangi bir sıkıntı yok gibi. Ya da şunu da değiştirmek hiç istiyorum. Etraftan, camlardan etrafa bakan var mı adam geliyor mu gidiyor mu diye. Ben dürbünle tarıyorum etrafı şu anda. Ben de bir bakıyorum. Bende 2x var. Şu an bir şey yok 3x gibi. 3x ya da 2x var bende. 2x. Olmasın daha iyi. Aa öyle deme. Çok yakın dürbün de iyi değil bence. Yani oyun alanı daraldıkça evet aslında yakın dürbün. Böyle çok saçma bir yerdeyiz gibi hissediyorum ben şu anda. Bence çok iyi bir yerdeyiz. Yüksek ihtimal oyun alanı bizim tarafa atacak. Evet. Biz bir ama böyle bir mevzilenmemiz lazım. Buraları aa şey airdrop düşecek. Bu arada biz hariç şu anda güncel 14 kişi kaldı. Yakına düşüyor gidelim mi? Airdrop daha atmadı ki. Attı abi. Bak işte şu an bende mesela gözükmüyor. Çünkü sen nasıl ya? Böyle bir olay mı var? Aynı yere bakmıyor muyuz? Yok bakmıyoruz aynı yere. Ne yapalım gidelim mi? Burada bir tık mevzilensek mi? Hani birilerini vuralım hiç mi adam gelmiyor? Millet nerede? Oğuz ben yanlış yere bakıyormuşum. Aha karşıdan arabalar geliyor. Numara söyle. 340. Diğer tarafa gidiyor. 155'e doğru. Neredeler? Resmen sanki saklanır gibi oldum ya. Öyle bir duruma düştüm ki. Öldü mü hepsi? Ben saklandım da. Siz adama sıktınız mı ki? Ben sıktım. Aa mermim bitmiş bir tane tüfeğimin. Bizim adam öldü yalnız. Aha adam. Aa önümüze düştü. Nerede? Adamlar arabanın orada arkadaşlar. Bir tanesi bayıldı. Pardon, drop'un oradaymış. Beyler, drop'u başkaları da gelebilir. Ekrana da tam açıyla bakamıyoruz ya. Ben, onu sen mi aldın, ben mi aldım? Ben bir kişiyi daha aldım. Helal olsun beyler, ben de fasulye gibi kaldım vallahi. Arkadan gelirse böyle büyük sıkıntı olacak da. Ben arkaya hiç bakmıyorum. Yalnız drop'un bize atması da efsane oldu. Drop'a mı gidiyoruz şu an? Ben şu an gideceğim de önce bir kontrol ediyorum. Beyler ben gidiyorum buraya. Kaybedecek bir şey olmayanlar da. Üçümüz de avlamayalım ben arkalara doğru bakayım. Oo, iki ben bu drop'u hak ettiğimi düşünüyorum zaten. Öf.
Neler geldi neler, böyle bir şey olamaz. Ben drop'a gitmedim bile, öldürülenlerden aldıklarım bana yeter yani şu an. Hani drop'u hayal edemiyorum şu an. Ya da... O AUG var şey drop'da. Şey yapayım. AUG isteyen var mı? Drop'a ben de bakmam. Ya ben SLR benim efsane yaptı bugün. Ben şu anki tüfeklerinden memnunum ya, gerek yok. Oyun alanı şu anda bize doğru atacak yüksek ihtimal. Çünkü drop bize geldi. Şöyle bu arada yüksek havai katlı... fişek patlatayım mı? Bence patlatma, yüksek katlı bir yere drop gidelim. Drop çağırmak için. Bak karşıda bir dağ var. Orada yüksek yerden bize sıkabilirler. Bence bizim biraz daha korunaklı bir yere gitmemiz lazım. Biri sıkıyor. Yanlışlıkla mı bastınız? Şu anda 7 kişi kaldı. 3 kişi biz olduğumuzu düşünürsek 4 kişilik bir ekip kaldı. Ben adam öldürebilseydim şimdi olurdu. Belli olacak nereye daralacak? Yüksek ihtimal yine bize atar. Çok yakınız. Dışarıdayız ama. O zaman gidelim ufak ufak. Gidelim, hemen gidelim, bekleyelim en azından. Pusalım. Koşarak gidelim. Bak, ben bastım. Sanırım bir şu köşeyi görebiliyor musunuz? Bak benim uzaktaki ekranla neredesin? Alakalı bir sekme var görüntüde. Araçla mı gitsek? Çok alan daraldı ya, bence böyle sessiz sedasız. Yani yüksek, Oğuz doğru söylüyor. Mümkünse eğilerek gidin hatta. Ya şöyle ben şu an arkada hafif bir ısı hissediyorum da hani hiç böyle rahatsız edecek ya da böyle şey olacak bir 19. değil. Dakika itibariyle bir ölçüyorum. 35, 34, 33, 36. En sıcak 36. Umut'a bakıyoruz. iPhone 7 tam tahmin olsa. Ettiğim gibi. 35. Ama elimi... Elini bir çeksene. 35, 33. Şurada bir 35'lik alan var. 50 oynadığımız alan. 34. 35, 36, 37, 38, 30. P20 Pro bir 38'i gördü. Ben bu arada şehre kadar koşarak girmişim yalnız. Yani zordu, çok büyük. Yani 220'de bir tepe var. Oraya gidelim, bence millete bakalım. Kimse yok gibi. Ama oyun alana her türlü oraya atacak. Valla benim olduğum yerde ben baktım ama hakikaten kimse yok. Ama biz orada avlanırız ha. Oraya şu karşıda un fabrikası zaten gibi bir yer var. Pardon, yine ben sıktım. Ben bildiğiniz şu an rakibi çalışıyorum. İçinizdeki İrlandalıyım ya. Arkadan gelen olmasın. Ben 360 derece kontrol yapıyorum ama. Oğuz üstüme oturdun galiba. Şu anda benim ekranda seni görüyorum. Bir şey denedim de. Beyler yukarıda tepede arabalar var. 345, 340 iki tane. Orada pusmuş olma ihtimalleri yüksek. Ne kadar tepede? Ben nerede? 345 değil mi? Hı hı, en tepede. İki tane araba var. Bakalım oyun alanı nereye atacak? Oyun alanı bize attı. Hareket etmemize gerek yok. Burası peki güvenli mi sizce? Bence iyi. Bence gayet güvenli. O zaman dağılma böyle aynı yerde duruyoruz. Şey yapmaya gerek yok. Bence Tolga senin yerin iyi. Oğuz sen de biraz pussan iyi olur gibi. Şöyle şu ağaçların oraya doğru bir geleyim. Ben o tepeyi biraz dürbün tutayım da. Ya böyle teşkilat gibi girsek mi? Sıkıldım ben oraya. Evet, bekliyoruz. Daralırken de şöyle bir daha bir ölçüyorum. Hı hı. 25 dakika oldu. 35, 36. Öndeki en sıcak yeri Galaxy Note 9'un 36 derece. iPhone 7 Plus'a bakıyoruz arkadaşlar. Şurada 33, 34'ü gördü. iPhone 7 Plus en fazla şurada 34 derece görüyor. P20 Pro'ya bakıyoruz. 38, 37, 36, 35, 38. Yani 38, 36, 34 derece. Çok öyle atla deve farklılıklar değil ama iPhone 7 Plus daha serin çalışıyor. Kasası biraz daha küçük olmasına rağmen. Drop da önümüze gel. Biz dışarıda kaldık bu arada. Dışarıda kalmamız iyi oldu. Şu drop'a gitsek mi? Ufak ufak. Yalnız biz aşağıya gidersek bizi orada çok bir sallayacaklar ya. Karşı tepeye çıkmamız lazım bizim. Gelin abi arabaya atlayıp tepeye çıkalım. Drop'u gerek duymuyorum bence. Burada bak büyük çatışma çıkmış. İnelim mi? İndik bile. Evet. Aha tam karşımdan geliyorlar. Tepede olduğumuz için her türlü görürsek indiririz diye düşünüyorum. 5 oldu. Ah, gördüm. Bir de nereden atıldın? Gördüm. Oğuz numara versen. Aha gördüm, geliyor. Nereden geliyor? Nereden çok geliyor arkadaşlar? Çok alakası sıktım. 235. Öldürdüm. Birini de ben öldürdüm. Ben çok alakası yerlere sıktım. Yok ben öldürmüyormuş. Nasıl ilginç oldu bu? Şu an bir kişi kaldı o zaman. Ben aşağı düştüm yavaş yavaş. Tolga bir tane adam vurmuş fakat. Geri çıkıyorum. Sürünen biri var. Biz benim, mi? Ben. Ben de sol. Solucan gibi olduk hepimiz. Ya bir şey diyeceğim. Tek adam hepimizi öldürürse ne komik olur yalnız. Olsun ne yapayım. Abi seni adam sandım, sıkacaktım. Ya, ayağı... Bundan sonra bence yanlışlıkla ateş etmeyelim abi.
abiler bakın ben anne diyorum. Ben bir cesaret apı yutmuş gibi dolaştım. O zaman hep birlikte gidelim. Yani hepimizi aynı anda döndüremez bence de. Ayağa kalkıyor muyuz bence arkadaşlar? Bence bir tık daha daralmasını bekleyebiliriz ya. Abi daha hep nereye zaten olacak? Test ediyoruz. Isınsın telefonlar biraz da. Bence şöyle yapalım. O zaman doğru diyor Tolga. En azından 30 dakikayı görmüş olalım. Kim sen mi sıktın? Umut ben sanırım sıkmadım. Bu sefer ben yaptım. O da korkutucu abi. Böyle bir pusmuş ki şu an. Biliyor olayın öyle olduğunu. Büyük ihtimalle kafayı çıkarırsak. Ben an itibariyle taramalıyı çıkardım abi. Niye benden o kadar uzaklaştınız? Birazdan indiriyorum arkadaşı. Abi buradan çok net görünüyormuşsun yalnız. Ben mi? Aynen. Yani ben de oradayken öyle görünüyormuşumdur muhtemelen. Tolga senin oradan gelme ihtimali mevcut ha. Ben geldim. Abi yalnız. Ben şu aşağılarda sınırda diye. Abi şey hayır söyleyeceğim. Yürüyelim artık yeter. Buldum adamı. Nerede? Abi ben de gördüm. Umut indirdin mi? Hadi abi indirin. Abi veya bana can verin. Öldürdüm. Hey be. Hiç kapatmayın. Şimdi bir daha bir ölçüyoruz. 33 dakika oldu neredeyse. Durduralım abi. 34, ya. 33, 34, 36. En yüksek 36 derece var Note 9'da. iPhone 35 dereceyi görmüş. iPhone 7 Plus. P20 Pro'ya bakıyoruz. 38. O 38'de bir sabitlendi. Evet. 38, 36, 35 derece. O zaman birbirimizi tebrik edelim. Kapatma. Şimdi bu şuraya koyalım. Evet, oyunu siz de izlediniz. Ben, Oğuz ve Umut hep beraber oynadık. Şansımıza birinci de olduk. Ben her ne kadar az adam öldürmüş olsam da ekip olarak birinci olmayı başardık. Yaklaşık 33 dakikadır oyunu oynadık ve telefonun ısılarına bakacak olduğumuzda çok büyük farklılıklar yok. En çok ısınan 2 derece farkla P20 Pro oldu. Ondan biraz daha 2 derece ortalama daha düşük sıcaklıkta çalışan Note 9 vardı. En soğuk çalışan da iPhone 7 Plus'tı. O da sadece Note 9'dan 1 derece daha serindi. Genel olarak performanslara bakacak olduğumuzda iPhone 7 Plus üzerine 8 Plus ve X çıktı. Onların da üzerine bu sene iPhone XS Max, XS ve XR modelleri çıktı. Bakacak olduğumuzda eski bir model olarak nitelendirmeye başlayabiliriz ama ona rağmen yüksek detaylarda akıcı bir şekilde oyunu oynattı. Herhangi bir frame düşüşü yaşanmadı. Bu açıdan benim beğenimi kazandı. Tabii bu videonun amacı sadece PUBG'de karşılaştırmaydı. Başka yerlerde karşılaştırma değil. Ama PUBG'de performans karşılaştırması konusunda önemli bir kriter. PUBG'yi akıcı bir şekilde oynatan pek çok oyunu uygulamayı rahat bir şekilde çalıştıracaktır. Yani iPhone 7 Plus hala iyi bir performansa sahipmiş. Galaxy Note 9'a baktığımızda Galaxy Note 9'da da ben oynadım. İyi bir performans yaşadım. Hiçbir şekilde anlık donmada olmadı. P20 Pro ile karşılaştırdığımızda P20 Pro'nun esasında tam olarak rakibi Galaxy Note 9 değil. Mate 20 Pro ile Galaxy Note 9'u rakip olarak gösterebiliriz. Ama Galaxy S9 ve Note 9'da bulunan Exynos işlemci ile Kirin 970'i kıyasladığımızda Exynos'ların grafik işlemcisinin biraz daha iyi olduğunu, çekirdek sayılarının daha fazla olduğunu biliyoruz. Bunu da performansta çok minik anlık takılmaları yaşamayarak görüyoruz. Özellikle Note 9'da bulunan işlemci soğutucusu biraz daha işe yaramış ama tabii Huawei P20 Pro'da akıcı bir şekilde oyunu oynatıyordu. Sadece ilk girişlerde ya da bazı yeni haritalar yüklendiğinde, yeni alanlar yüklendiğinde anlık bir tık tık böyle anlık frame düşüşleri oluyordu. Tabii bunlar bazı şartlar altında başka zamanlarda da olabilir ama özellikle iPhone 7 Plus'ta ve Note 9'da hiç bunları çok görmedik. P20 Pro'da da çok çok az. Hani göz ardı edilecek seviyelerdeydi ama 3 telefonu karşılaştırdığımızda performansları bu şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Videoyu izlemeden önce iPhone 7 Plus nasıl oynatır diyordunuz. Şimdi nasıl oynattığını gördünüz. Diğer telefonların performansı nasıl? Yorumunuzu yazın. Ayrıca 5500 TL'ye siz de akıllı telefon alacak olsanız ne alırdınız? Bunu da yorum olarak aşağı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Aboneyseniz de bir aşağıda bildirim işareti var, bir çan işareti var. Ona da tıklamayı unutmayın ki video yayınlandığında sizlere de bildirim düşsün, haberiniz olsun. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.